Türkiye'nin yaptığı yeni hamle hem Avrupa Birliği'ni hem de Arap Birliği'ni çıldırttı. Ard arda açıklamalar geldi. İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları Brüksel'de Libya'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi açıklamalarda bulundu. Libya'da şiddetin günden güne arttığına dikkat çeken Borrell, dış müdahalelerin son bulması ve ülkede ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Borrell, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planını reddediyoruz ifadelerini kullandı. Borrell ve İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının görüşmesinin ardından ortak bildiri yayınladı. Bildiride Libya sorunu askeri yollardan çözülemez ve çatışmaların uzaması, sivillere daha fazla acı getirecek, ayrılıkları derinleştirecek, bölünme riskini artıracak, bölgedeki istikrarsızlığı yayacak ve terör tehlikesini alevlendirecektir. Bu nedenle düşmanlıkların sona erdirilmesi hayati önemlidir ifadelerine yer verildi. Libya'ya dış müdahalelerin krizi tetiklediğine işaret edilen açıklamada, savaşan tarafların dış askeri desteğe dayandıkça, egemen Libya'nın kararlarının da dış aktörler tarafından etki altında kalacağı değerlendirilmesinde bulunuldu. Bildiride çatışmaları arttırabilecek anlaşma imzalamak gibi tek taraflı adımlardan ya da Libya halkının ve Avrupa çıkarlarının aleyhinde dış müdahaleye yol açabilecek eylemlerden kaçınılmasının gerekliliğine değindik ifadesi kullanıldı. Libya'da taraflara Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabalara destek olmaları ve yeniden müzakereye başlamaları çağrısında bulunarak Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler arabuluculuğunu desteklemeye devam edeceği kaydedildi. Türkiye'nin yeni Libya Haftar hamlesi Arap dünyasını salladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya gönderdiği ilk birlikler göreve başladı. İlk önce Haftar'ın havadaki üstünlüğüne darbe vurulacak, Libya Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, Türkiye bize radar, hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bunlarla herhangi bir uçağı vurabiliriz dedi. Arap medyası da askerlerin Trablus'a radar, radyo frekans karıştırıcı cihazlar getirdiğini ve Haftar'ın hava güçlerinin köreltileceğini yazdı. Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk ordusunun terörün karşısında durmak için Libya'ya geldiğini söyledi. Ammar, uzman kuvvetler geldi. Türk kuvvetlerinin gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Libyalı askerlerle birlikteler ve savaşıyorlar. Asker sayısı veremem. Türkiye bize radar ve hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bu gelişmiş silahlarla gökyüzündeki herhangi bir uçağı vurabiliriz ifadeleri kullanıldı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın basın yayın kuruluşlarında ise Türkiye'nin Trablus'a radar ve radyo frekans karıştırıcı cihazlar gönderdiğini, bu ekipmanlarla darbeci asker Haftar hava güçlerinin köreltileceğini yazdı. Ayrıca gece görüş cihazları ile mayın ve patlayıcı dedektörlerin de gönderilen malzemeler arasında olduğunu belirtti. İdlib'de rejimin havadan yaptığı saldırılar yüzünden 300 bin kişi evlerini terk etti. Bu insanların 100 bini de Türkiye sınırına doğru geldi. Suriye rejimi ülkenin büyük bölümünü kontrol altında tutmasına rağmen geri gelenlere hiçbir şey sunamıyor. Açlık, işsizlik gibi sorunlar ciddi boyutlarda. Suriye rejimiyle istihbari anlamda görüşmeler olabilir ancak siyasi anlamda bir görüşme yok. Havada Haftar biraz daha güçlü görünüyor. Mısır'ın verdiği savaş uçakları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temin ettiği insansız hava araçları sayesinde. Karada ise denge var. Bu yüzden ilerleyemiyorlar zaten. Durduramazsak bu savaş çok uzun sürecek. Mısır Dışişleri Bakanlığı ile bizim üzerimizden bir temasımız var. Libya ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin kendileriyle yapılması halinde bu işten daha kazançlı çıkacaklarının farkındalar. Öyle bir durumda 40 bin kilometre kare kadar deniz yetki alanları genişliyor. Bizden Mısır'daki konularla ilgili konuşmamızı istiyorlar. Örneğin Mursi'nin ölümüyle ilgili Cumhurbaşkanımızın konuşmamasını istiyorlar. Ama böyle bir şey olamaz. Günümüz dünyasında belli konularda ülkelerin iç işlerine karışmak gibi durum söz konusu değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin olumsuz tutumu devam ediyor. İzliyor olmalısınız. Washington'daki lobileri bize karşı kullanmaya çalışıyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Mısır'daki darbeye destek vermediğimiz için.
Müslüman kardeşlerden korkuyorlar. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetini kapatmadığımız için, üstüne gittiğimiz için böyle bir tavır içinde. Biz de soruyoruz. Araplarda ne kadar destek verdiniz? Bizim topraklarımızdakileri geçtik. Lübnan'la Ürdün'deki Araplar için ne yapıyorsunuz? Muhammed Dahlan, Türkiye hakkında kırmızı bülten çıkardı. Ne kadar pis işler varsa o işleri yürütüyor bize karşı. Hasmane, düşmanca tutumları var. Yakalanması, ülkemize getirmesi bizim talebimiz. Türkiye'nin Libya hamlesiyle şaşkınlığa uğrayan Yunanistan'ı da şimdi Türkiye-İsrail anlaşırsa korkusu sardı. Yunanistan'da yayınlanan savunma sanayi ve dış politika sitesi, Türkiye'nin bir sonraki hamlesinin İsrail ile aynı yönde bir anlaşma olabileceğini iddia etti. Türkiye'nin 450 kilometre güneyindeki Libya ile imzaladığı iki anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı, her fırsatta gösteren Yunanistan basınının en büyük rahatsızlığı Ankara'nın İsrail ile de benzer bir anlaşma yapabilme ihtimali. Libya'nın batısını ve başkenti Trablus'u elinde bulunduran ulusal hükümet ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, en çok Ege Denizi'ni paylaştığımız Yunanistan'da büyük rahatsızlık yapmıştı. Anlaşmaların hiçbir hukuki zemine dayanmadığını ileri süren Yunanistan basını, Ankara'nın taktiğini hileli olarak nitelendirmeyi sürdürüyor. Yunanistan'ın savunma sanayi ve dış politika internet sitesi ise geçtiğimiz gün ilginç bir yoruma yer verdi. Anlaşmaların temelini oluşturan tezleri 2010 yılında dile getiren Deniz Kuvvetleri Komutanları Kurmay Başkanı, alıntılar yaparak İsrail'e de aynı anlaşmaların yapılabileceğini ileri sürdü. Libya ile anlaşma, onu karakterize eden gerçekçilik ve cesaret nedeniyle uygulandı. Ankara, İsrail ile aynı deniz sınırı anlaşmasına mümkün olan en kısa zamanda devam etmeli. Bu, Türkiye'nin bir sonraki adımı. Yeni Osmanlıcılık planları vurgusu dikkat çekti. Yunan gazetesi, İsrail ile bu yönde bir anlaşmanın Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 8, 9, 11, 12 parsellerindeki enerji arayışına zarar vereceğini savundu. Sitedeki yazıda, Tel Aviv Ankara ile işbirliği yaparsa Türkiye-İsrail yakınlaşabilir. Bu sorun 2010'dan beri bir Türk amiral tarafından analiz edildi ve önerildi. Ankara, Doğu Akdeniz'in ikiye bölünmesini istiyor. Türkiye-İsrail Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması önererek üçlü ekseni zayıflatmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarını azaltmaya çalışan Türkiye, her aşamada yeni Osmanlıcılık planlarını da ilerletiyor. Yunanistan'ın müttefiki İsrail ile imzaladığı EASTMEN projesinden sonra Erdoğan, Libya modelini tekrar hayata geçirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'i ikiye bölerek enerji kaynaklarını paylaşma konusunda sunduğu teklifle bölgede kendi hayallerine engel olacak ülkeleri yanına çekmeye çalışıyor denildi. Türk tüm amiral Libya ile yapılan anlaşmanın cesaretle ve gerçekçilikle yapılmış bir anlaşma olduğunu söyleyerek Ankara'nın kışkırtıcı tezlerini tekrarladı. İnternet sitesi diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale mevkiinde kurulan ve İHA ile SİHA'ların merkezi olan deniz ve hava üssüne değinirken, bu açıkça sadece Kıbrıs'ın değil İsrail ve Mısır'ın da aleyhine olacak bir gelişme. Türkler enerji oyununu bahane göstererek bu üsleri kurmaya çalışıyorlar, yorumunu yaptı. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için Kıbrıs'ın egemenlik haklarında bulunan alanların İsrail'e ait olduğunu, eğer İsrail Türkiye ile anlaşma imzalarsa 8, 9, 11 ve 12 parseller sayesinde Türkiye ile denizde komşu olacağını yazan Yunan savunma ve dış politika sitesi, eğer İsrail Türkiye ile anlaşma imzalarsa bugün Kıbrıs'ın egemenlik alanında bulunan birçok parsel İsrail'e ait olacak ve Kıbrıs buralardan mahrum kalacak dedi. Bizim Libya ile Suudi Arabistan, bizim Libya ile ilgili olarak çıkarttığımız tezkereden çok rahatsız oldu. Niye rahatsız oluyorsun? Yani sen kalkıyorsun, hem darbeciyi destekliyorsun. Darbeciyi desteklemene rağmen kimseden sana çıt yok. Türkiye'de şu anda 4 milyona yakın senin dindaşların var, soydaşların var ve bunların çoğu Arap ve bunlar bizim topraklarımıza geliyor.
Bunlara yönelik en ufak bir destek, böyle bir şey de yok. Bunlar hepsi Arap. Burada da sesin çıkmıyor. Ama şu anda Türkiye'nin Libya'daki meşru yönetimin davetine icabet etmesi seni rahatsız ediyor. Kusura bakma. Biz burada Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız. Tam aksine biz onu kınıyoruz. Ve kınamasını da asla ıskale almıyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhinde oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz.